Arsız Hayat programından herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, vücudumuzda hissettiğimiz her ağrı yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor. Bugün genel ağrılar başlıklı konumuzla yine algoloji uzmanı Profesör Doktor Selim Candan hocamız ile birlikte olacağız. Ekranda bulunan telefon ve WhatsApp numaralarımızdan bizlere ulaşabilir, kendisine sorular sorabilirsiniz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz hocam. Bugün yine bilgilerinizle bizi aydınlatacaksınız. Bugün yaygın vücut ağrılarından bahsedeceğiz sanırım hocam. Evet, yani bugün belirli bir konuya odaklanmayalım. Tüm ağrılar hakkında konuşalım. Ağrıyla ilgili doğrular, yanlışlar, bunlar hakkında bilgilendirelim istedim. O yüzden konumuz genel ağrılar bugün. Evet, çok güzel. Hocam neden ağrı duyarız? İşte ağrı bir savunma mekanizması. Yani ağrısız yaşam programımızın ismi, ama belirli durumlarda da ağrı duymamız gerekiyor ki kendimizi koruyalım. Mesela sıcak bir sobaya dokunduğumuz zaman ağrı duymazsak elimizi çekmeyiz. O zaman elimiz hasar görür. Bu zaten daha bebeklik ve çocukluk döneminde bunu öğrenmeye başlıyoruz. İğneden sakınma, sıcaktan sakınma, aşırı soğuktan kaçınma şeklinde bir takım davranışları zamanla öğreniyoruz. Dolayısıyla ağrı aslında gerekli. Bizi zararlı etkenlere karşı koruyor. Bizi rahatsız ediyor. Rahatsız edince onu yapmak istemiyoruz. Yapmayınca da zarar görmüyoruz. Tabii ki bu bir savunma mekanizması ağrı, ama bazen bu savunma mekanizması tam ters de tepebiliyor. Yani geri tepebiliyor. Ağrıyı azaltıp bizi korumak yerine artık işlevlerimizi yerine getirememe ve bir takım problemlerin yol açılmasına neden olabiliyor. Bu yüzden kronik ağrılarda, gereğinden fazla uzun süren şiddetli ağrılarda mutlaka tedavi gerekiyor. Tabii ki bazı durumlarda savunma mekanizması bizim için zararlı da olabiliyor. Tamam, elimize sobaya değdiğimizde sobaya çekiyoruz ama ameliyat olmamız gerekiyor. Mecburuz bir nedenden dolayı. O zaman bile bile hasar veren bir şey yapıldığı zaman onun ağrısını çekmemek için yine ağrı kesiciler kullanmamız gerekebiliyor. Evet. Her ağrının mutlaka bir sebebi var mıdır hocam? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, bu aslında kanayan bir yara. Şöyle düşünüyor, bir ağrı varsa mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyoruz. Bu yanlış. Neden? Çünkü bazen ağrının sebebini bulamayabiliyoruz. Bulamayınca da hem hasta yakınları hem hastanın kendisi bazen, hatta biz doktorlar bile ağrının psikolojik faktörlere bağlı olduğunu düşünebiliyoruz. Bu yanlış. Mutlaka ağrının bir sebebi olması gerekmiyor. Bazı şeyleri sebebe bağlayabiliyoruz. Baş ağrısında migrendi diye, fibromiyalji diye bazı ağrılar olabiliyor. Ama bazen nedeni de bulunamıyor. Nedeni bulunamayınca yanlış tedaviler, yetersiz tedaviler olabiliyor. Veya tedavi etmeme durumu olabiliyor. Psikiyatriste yönlendirme durumu olabiliyor. Mutlaka hastanın söylediklerine güvenmemiz gerekiyor. Hikayesini iyi almamız gerekiyor. Ben şu anki meslek hayatımda gerçekten psikolojik sebeplere bağlı, yalnızca psikolojik sebeplere bağlı ağrı bir elin parmaklarından az, o kadar az gördüm. Ama çoğu hasta maalesef öyle tanı konmuştu. Ve rahatlıkla da bunlar tedavi edilebiliyorlar. Mutlaka mesela bir migren tanısı konduğunda veya fibromiyalji tanısı konduğunda bir kan tahlili yapmıyoruz. Kan tahlili normal çıkabiliyor. Görüntüleme normal çıkabiliyor. Mutlaka hastanın anamnezi, bize neler anlattığı daha önemli. Hastadan uzaklaşmamak lazım. Laboratuvardan daha uzak, hastaya daha yakın olmamız gerekiyor. Bu durumda daha yeterli bilgi alabilmemiz için. Hangi ağrılar tehlikelidir hocam? Ne zaman uzman bir hekime başvurmalıyız? Evet. Şimdi her ağrıda doktora gidersek tabii ki bu kaos olur. Sağlık sistemi bunu kaldıramaz. Bu nedenle hangi ağrı bizim için tehlikeli, hangi ağrı bizim için tehlikesiz, bunu anlamak hakikaten biz doktorlar için de bazen zor olabiliyor. Ama yine de bir takım fikirler olsun. Örneğin söylüyorum. Başınız ağrıyor diyelim. 10 yıldır ağrıyor. Bunun için doktora gideceksiniz. Büyük bir olasılıkla tehlikeli değil. İçiniz rahat olsun. Hep aynı ağrıyı yaşıyorsunuz yıllardır. Kötü bir şey olsaydı çoktan kendini belli ederdi. Baş ağrısını örnek vererek ilerlemek istiyorum. Yani baş ağrısı problemi olmayan bir insanım. Birdenbire başıma şiddetli bir ağrı saplandı ve devam etti. O ağrı zonklar tarzı devam ediyor. Bu bir acil durum olabilir. Çünkü önceden böyle bir hikayemiz yok.
veya aniden bir şimşek çakar gibi veya çift görme gibi, denge bozukluğu gibi başka belirtiler de veriyorsa baş ağrısı, o zaman bunları kırmızı bayrak diyoruz. Veya 10 yıldır baş ağrım var ama bu seferki ağrı diğerlerinden çok çok farklı diye düşün, o zaman yine bu da kırmızı bayrak. Biz bunlara kırmızı bayrak diyoruz. Mutlaka doktora gidilmesi gereken ağrı türleri diyoruz. Bunu karın ağrısı için de uygulayabiliriz. Veya başka bir omuz ağrısı için de uygulayabiliriz. Hangileri kırmızı bayrak değil? Bunu anlamak tabii ki çok kolay değil ama uzun zamandır ağrı varsa, çok uzun zamandır, bu bilin ki kırmızı bayrak değildir. Ama yeni başlayan, daha önce yaşamadığınız bir deneyim yaşıyorsanız, o zaman bu bir kırmızı bayrak olabilir. Doktora görünmekte fayda var. Bazen de böyle saniyelik bir ağrı oluyor hocam. Yani böyle saniyelik hemen geçiyor. Bu yerine göre değişir. Mesela karnınızda olabilir bu ağrı. Mesela dururken, başımızda. Evet. Bu aniden bir sinirin elektrik deşarjına bağlı ağrılardır. Çok nadiren oluyorsa önemli değildir. Çok ama nadir. Sık sık oluyorsa o zaman bir hastalığın belirtisidir. Özellikle evet, nevralji diyoruz buna. Veya karın ağrısı olabilir. Bazen bunu kalp ağrısıyla karıştırırlar. Boş boşuna kardiyolojiye gitmek zorunda, kalp doktoruna gitmek zorunda kalabilirler. Mesela özellikle karnın şu kısmında, üst sol kısmında aniden bıçak saplanır tarzda bir ağrı gelebilir. Evet evet, anlık. Evet, bu da genellikle bağırsaktaki gazların ani yer değiştirmesine bağlı olur. Birden ani bir yer değiştirme olur. Buna bağlı şiddetli bir ağrı olur. Bu da önemli değildir. Gelip geçicidir. Birkaç saniye sürer, kaybolur. Bir telefonumuz var hocam. Pardon. Bir izleyicimiz bir soru sormuş hocam. Benim evet, sorunum el parmaklarımın orta eklem yerlerindeki ağrı. Günde yüzlerce kez kütürdetmek zorunda kalıyorum. Bazen çocuklara çektiriyor veya elimin üzerine ayakları ile çiğnettiriyorum. Son 3 yıldır da sol yüzük parmağım hep kilitleniyor. Muğla Milas'tan Osman Bey ulaşmış bize. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bu parmaklardaki, eklemlerdeki ağrının birkaç sebebi olabilir. Tabii ki hastamızın yaşı da önemli. Eğer 30-40 yaş üzeriyse özellikle hastamız, eklem kaynaklı bir ağrı olduğunu tahmin ediyorum. Muayene etmeden tabii ki bunları söylüyorum. Bu ekleme bağlı ağrı romatoid artrit dediğimiz, iltihaplı romatizma olabilir veya halk arasında kireçlenme dediğimiz durum olabilir. Hastalarımıza veya sağlıklı bireylere de parmaklarını kütürdetmemelerini öneriyorum. O kütürdetme aslında neyin işaretidir? Şöyle yaptığınız zaman çat diye bir ses gelir. Kireçlenme oluyor diyorlar o bazen. O eklemin ileride yerinden çıkma sesidir. Eklemi yerinden çıkarıyoruz, oturtuyoruz, çıkarıyoruz. Bu her seferinde ekleme bir zarar veriyor. O yüzden bundan kesinlikle sakınmak gerekiyor. Bir süreliğine eli atele alınabilir. Soğuk veya sıcak tedavisi, fizik tedavi uygulanabilir. Bir de nonsteroid, anti-inflamatuar dediğimiz iltihap giderici ilaçları kullanması gerekli rahatlaması için. En azından bir süre. Ağrısı oldukça değil. 24 saat etkiyi kapsayacak şekilde iltihabın parmaklarında baskılanması gerekiyor. Ve parmağını kesinlikle kütürdetmemesi gerekiyor. Uygun ilaç ve uygun tedaviyle sorun çözülür diye düşünüyorum. Hastalığını bu şekilde tahmin edebiliyorum ama şunu söylüyorum, parmağını her kütürdettiğinde problem daha da büyüyecektir. İzleyicimiz öyle yapıyor sanırım. Evet. Hocam niye ağrıya herkes farklı tepki verir? Mesela hani toplum içinde şey deriz, ağrı eşi yüksek ya da düşük, böyle bir şey var mıdır? Evet, bu güzel bir soru. Evet, vardır. Yalnız şunu da düzeltmek istiyorum. Ağrı eşi yüksek olan yani daha az ağrı duyuyor. Evet. Ağrı eşi düşük olan daha çok ağrı duyuyor diye aynı tedaviyi veremeyiz. Herkes aynı tedaviyi vermek mantıklı değil. Her tedaviyi hastaya göre vermek lazım. Hatta hastalığa göre de değil, hastaya göre. Bizde şöyle bir söz vardır, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Bireyselleştirmek gerekiyor tedavi. O kişiye uygun bir şekilde tedaviyi vermek gerekiyor. Mesela safra kesesinden ameliyat oldunuz. Bir hastamız sakin sakin, biraz ağrım var ama idare ederim diyebiliyor. Bir diğer hastamız yaygarayı koparabiliyor, ağrıdan kıvranabiliyor. Evet. Yani şunu söyleyebiliyoruz, biz sağlık çalışanlarım
maalesef şöyle hatalı bir davranışta bulunabiliyoruz. O kadar ağrın olacak, ameliyat oldun veya senin de canın amma tatlıymış, bak yandaki de ameliyat oldu, o hiç sesini çıkarıyor mu gibi yaklaşımlar yanlış. O kişi gerçekten daha fazla ağrı duyuyor. Dolayısıyla daha çok tedaviye ihtiyacı var. Şimdi hepimizin yüz rengi, cilt rengimiz farklı. Saçımızın rengi farklı, göz rengimiz farklı, görünüşümüz farklı. Dolayısıyla ağrıya tepkimiz de farklı, parmak izimiz farklı. O zaman niye herkesin ağrıya aynı şekilde tepki vereceğini düşünüyoruz? Bir de ağrının alt kademeleri vardır. Sıcağa dayanıklılık, yani ısı ağrısı, kimyasal ağrı, mekanik ağrı şeklinde düşünürsek, bazı insanlar mesela sıcak bardağı tutamaz. Ama eline iğne batırsan çok fazla acı hissetmez. Bunun alt komponentleri de var. Herkesin ağrıya cevabı farklıdır. Çünkü nasıl parmak izimiz farklıysa, beynimizdeki bağlantılar da kurulmuş olan doğuştan bağlantılar da farklı olduğu için daha fazla ağrı duyabiliyor bazı hastalar. Dolayısıyla onlar da tedaviyi ihmal etmemek gerekiyor. Daha kuvvetli tedavi vermek gerekiyor. Evet. Hocam biraz da ağrıda psikolojik faktörlerden bahsedebilir miyiz? Evet. Sık yapılan hatalardan biri çaresini bulamadığımız, nedenini bulamadığımız rahatsızlıklarda ağrıyı psikolojiye bağlamamız. Bu yanlış. Çok nadir görüyoruz bu durumu. Ve bu aslında bizim yetersizliğimizden kaynaklanıyor. Mutlaka o tedaviyi vermemiz gerekiyor. Yanlış tedavilere, yetersiz tedavilere ve hastaların ve hasta yakınlarının mutsuz olmasına sebep olabiliyor. Psikolojik faktörlerin rolü var mı diye soruyorsunuz. Evet. Evet, tabii ki var. Mutsuz olan bir birey daha fazla ağrı duyar. Anksiyetesi olan bir birey daha fazla ağrı duyar. Depresyonu olan kişi daha fazla ağrı duyar. Burada şunu söylemek istiyorum. Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Bunu neden söylüyorum çünkü? Ağrısı olan kişi daha çok depresif ve anksiyetesi mutsuz olur. Mutsuz olan, anksiyetesi olan, depresyonu olan kişi daha çok ağrı duyar. Bir kısır döngüye giriyor. Yani anksiyetesi oldukça ağrısı artıyor. Ağrısı arttıkça anksiyetesi daha da artıyor. Bu kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Tek başına psikolojik faktöre bağlı ağrı çok nadir görüyoruz. Ama psikolojik faktörler var olan ağrının daha fazla hissedilmesine neden olabiliyor. Bunların da ayrıca tedavi edilmesi gerekiyor. Hastalarımız uzun süredir, yıllardır ağrısı olup çare bulamamış hastalarda ağrı daha fazla oluyor. Neden? Çünkü mutsuzlar, anksiyeteleri var ve hastalığı olduğuna kimse inanmıyor mesela. Doktorlar da psikolojik diyebiliyor veya hasta yakınları evde de kendisine inanmıyor. Kendisinin de kendi hakkında kuşkuları var. Dolayısıyla bu depresif durum ağrının artmasına yol açıyor. Ve o kişinin ağrısına kimse inanmayabiliyor. İlk görüşmede ben hastanın ağrısına inanıyorsam, ki inanıyorum, inandığımı da ona anlatabilirsem, ben senin ağrına inanıyorum, hep beraber bununla mücadele edeceğiz dediğimiz zaman bile daha hiçbir tedavi vermeden hastanın ağrılarında azalma başlıyor. Çünkü bir rahatlama. O rahatlama ağrının azalmasına neden oluyor. Bunun mekanizmalarına burada değinmeyeceğim. Çok karmaşık bir mekanizması var. Gerçekten ağrıda azalma oluyor. Bir takım beyinde salgılanan kimyasallar nedeniyle. O yüzden psikolojik faktörlerin rolü var ama tek başına sebep değil, arttıran sebep diyebiliriz. Hocam bir telefonumuz var sanırım. Gülsüm Coşkun İstanbul'dan. Gülsüm Hanım merhabalar. Gülsüm Hanım, sanırım hattan düştü hocam. Peki hocam, vücudumuzda en çok nerelerimiz ağrır? En sık tabii ki baş ağrısı, hastaneye geliş sebeplerinde dördüncü sıradadır. Tüm hastane, acil servise gelişlerde söyleyeyim. Bel ağrısı çok sık görüyoruz. Evet. Baş ağrısı sık görüyoruz. En sık bunları görüyoruz. Bir de özellikle yaşlı grupta eklem ağrıları. Kireçlenmeye bağlı olarak omuz, diz ve kalça ağrılarını yine çok sık görüyoruz. Bel fıtığı ağrılarını çok sık görüyoruz. En sık gördüğümüz ağrı çeşitleri bunlar. Kanser ağrıları da aslında sık olarak görülebiliyor ama toplamın içinde yine de küçük bir yer tutuyor.
Evet. Peki hocam, ağrı zararlı mıdır ya da ağrının yararları var mıdır? Evet. Ağrının yararlarını zaten biraz önce yine anlattım. Ağrısı olan hastalar kendini korumaya alıyor. Yani bir faydası var ağrının belli bir aşamada. Ama zararı da var. Yani çok şiddetli hissedilen ağrının bir kere psikolojik zararları var. Bunu biliyoruz. Yani depresyona sokuyor, anksiyeteye sokuyor, mutsuz oluyor. Sosyal düzenini bozuyor kişinin. Aile içi ilişkileri bozabiliyor. Böyle psikolojik faktörleri var. Ekonomik boyut var ağrının. İşinden olabiliyor. İşini yapamıyor, para kazanamayabiliyor. Veya sevdiği sportif faaliyetler gibi veya hobileri olabilir. Bunlara engel olabiliyor ağrı. Sağlık açısından da zararları var. Nedir derseniz, şiddetli ağrı bağışıklık sistemini bozabiliyor. Ağrısı tedavi edilmeyen hastalarda, tehlikeli hastalıklarda yaşam süresi kısalabiliyor. Tedaviden hariç, normalde siz bir tedavi veriyorsunuz, ağrısını gidermezseniz hastanın bağışıklık sistemini daha da baskılayabiliyorsunuz. Bu açıdan ağrı tedavisi önemli. Ağrıya bağlı başka problemler de olabiliyor. Hareketsizlik olabiliyor. Hiç hareket etmiyorsunuz. Diyelim ki artık yatağa bağımlısınız. Buna bağlı ayakta kan dolaşımı azaldığı için pıhtılaşma olabiliyor. Bu pıhtılaşma kalbe atabiliyor, akciğerlere atabiliyor. Emboli diyoruz biz buna. Ve buna bağlı ani çok ölümler. Çok sık var o emboli son zamanlarda. Evet, hocam, en sık ölüm sebeplerinden biridir. Aşırı hareketsizlik, az su içmek ve kanın koyulaşması pıhtılaşmaya yol açabiliyor ve ağrının haricinde bir takım ölümcül olaylara yol açabiliyor. Veya aşırı hareketsizlik akciğerlerdeki bazı yerlerin sönmesini, atelektazi dediğimiz üzerine akciğer enfeksiyonu dediğimiz yine tehlikeli hastalıklara sebep olabiliyor. Sırf ağrısını dindiremediğimiz için ciddi problemler yaşayabiliyoruz. O yüzden yalnızca hastalığın tedavisine değil, hastalığın semptomlarının yani belirtilerinin de tedavisine odaklanmak gerekiyor. Örneğin kanser. Kanser tedavisini tabii ki vereceğiz. Ama ağrı tedavisini de ayrıca vermemiz lazım. Zona. Zona tedavisini tabii ki vereceğiz. Ağrı tedavisini ayrıca vermemiz lazım. Dizde kireçlenme. Bunu tedavi edeceğiz. Ameliyat olabilir, enjeksiyon olabilir. Ama ağrı tedavisini yine ayrıca mutlaka vermemiz lazım. Zaten hasta bir doktora gittiği zaman benim dizimde kireçlenme var diye gelmiyor. Dizim ağrıyor diye geliyor. Onun şikayeti dizi. Yani dizindeki ağrı. O ağrı dinsin diyor. Kireçlenme değil, ağrı. O hasta ona odaklı. Doktor kireçlenmenin tedavisine odaklanıyor. Hasta ise çektiğini biliyor. O yüzden tedavinin haricinde mutlaka ağrıya da önem vermek gerekiyor. Evet. Hocam, ağrıyı kolaylaştıran sebepler var mıdır? Varsa nelerdir? Evet, ağrıyı kolaylaştıran sebepler var. Bu sebeplerden bazılarını değiştirebiliyoruz. Bazılarını değiştiremiyoruz. Mesela hastalığa göre de değişiyor bu. Kireçlenmeden bahsedeyim. Ve eklemlerde artrit dediğimiz problemden bahsedeyim. Yaşla birlikte artıyor. Ağrıyı kolaylaştıran bir sebep bu. Ama yaşı değiştiremeyiz ki. Üstelik giderek de artacak. Değiştiremediğimiz sebeplerden bu. Veya hastamızın genetiği. Genetik bir sorunu vardır. Yine bunu da değiştiremeyiz. Ben burada değiştirebileceğimiz konulardan bahsetmek istiyorum. İki tane çok önemli problemimiz var bizim toplum olarak. Bir, sigara. Sigara otomatikman yaşam süremizi en az 10 yıl kısalttığı gibi ağrıya da yatkınlığa yol açıyor. Bu şu şekilde oluyor. Sigaranın kendisi ağrıyı arttırıcı bir sebep. İkincisi, sigara ağrıya sebep olan hastalıkları arttırıyor. Bu kanserde olabilir, kanser olmayan hastalıklar da olabilir. Özellikle eklemlere çok fazla zararı var sigaranın. Dolayısıyla çok ağrısı olan hastaların öncelikle sigaraya odaklanmasını istiyorum. Sigaradan bir an önce kurtulmaları gerekir ki ağrıları azalsın. Ağrıları azalmasa bile sigarayı bıraktıklarında şunu bilsinler, ağrı daha da şiddetlenecekti. En azından onu engellemiş oluyorlar. Evet. Diğer bir problemimiz ise obezite. Yani aşırı kilo. Bu kiloya bağlı olarak yine eklemlere fazlaca yük biniyor ve eklemlerin çabuk aşınmasına yol açıyor. Diz, kalça, bel ve omuz gibi.
mutlaka kilonun da verilmesi gerekiyor. Bu konuda maalesef ülke olarak sınıfta kalıyoruz. En son baktığımda, sonucun değiştiğini zannetmiyorum gerçi, evet. Dünya Sağlık Örgütü'nde istatistiklerinde ülkeler sıralandığında Türkiye, ufak ada cumhuriyetlerini saymazsak, obezitede bayanlarda birinci sıradaydı. Yani kilo fazlalığı konusunda dünyada bir numara Türkiye bayanlarda. Erkeklerde de durum çok iç açıcı değil. 26. sıradaydı. Yani kilo problemimiz var ilkece. Bunu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bunun da beslenmeyle çok fazla bir ilgisi var. Maalesef biz toplum olarak unlu mamullere çok evet. fazla düşkünüz. Yurt dışına gittiğimizde sofrada ekmek bile olmayabiliyor. Ama biz onsuz yapamıyoruz. Böyle olunca da doğal olarak kilo alıyoruz. Mesela bir hasta geliyor bana. Örnekle anlatayım. Boyu 1.60. Bayan hasta geliyor. Kilonuz kaç? 110. Neredeyse 50 kilo fazlası. Veya 40 kilo fazlası var diyelim. 40-50 kilo. Şimdi biz pazardan bir şey alıyoruz. Yaklaşık 15 kilo. Ellerimize taşırken kollarımız kopuyor. Hakikaten eve gidene kadar evet. birkaç yüz metre yürüdüğünüz arabaya kadar veya merdivenlerden çıktığınızı düşünün, size ağır geliyor. Ve bu haftada bir gidiyorsunuz. Ve 15 kilo diyelim taşıdığınız. Ben size 40-50 kilo taşıdığınızı ve geçici bir sürede ömür boyu taşıdığınızı düşünün. Ve bunun eklemlerde yaratacağı hasarı da düşünün. Dolayısıyla ikinci sigaradan sonra kilo verilmesini mutlaka öneriyorum. Bu konuda hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Hem motivasyonel olarak hem de eylem olarak onlara bir eğitim veriyoruz. Ve hastalarımızın hemen hemen hepsi de kilo veriyor ve bunun faydasını görüyorlar. Yalnızca ağrı konusunda değil. Gerçekten başka konularda da kilo vermenin onlara oldukça faydası oluyor. Kilo maalesef birçok hastalığın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Üçüncü bir sebep olarak sigara dedik, kilo verdik. Egzersiz veya spor yapma alışkanlığımız toplum olarak yok. Ev hanımlara sorduğumuz zaten ben ev işi yapıyorum, bu spor değil mi şeklinde veya erkeklerde de yine fiziksel bir iş yapıyorlarsa onu spora kabul ediyorlar. O anlamda değil, gerçekten vücuda zarar vermeyen sportif faaliyetler, ağır bir spor olması gerekmiyor. Yoga gibi esnetici, kasları hafif kullandıran veya pilates gibi bir takım yöntemlerin oldukça faydası olabiliyor. Bazı durumlarda kas güçlendirici egzersizler, kondisyonu sağlayıcı egzersizler yine ağrının azalmasını sağlıyor. Ama ağrınız varken bu egzersizleri yapmanız da mümkün olmayabiliyor. Bu konuda da ağrılarını azaltıp hastanın egzersiz başlayabileceği duruma getirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam bir izleyicimizin bir sorusu var. Merdivenden inerken ayağım kaydı. Düşmek üzereyken merdiven korkuluğuna tutundum. Belim aşırı şekilde ağrı oluştu belimde. Biz de Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gittik. Doktor bel kasılması olmuş, bir iğne yapın dedi. İğnenin yapılmasından itibaren kalçada ayağımın ucuna kadar hem uyuştu hem de karıncalanma oluştu. Aynı gece aşırı ağrı nedeniyle bir daha hastaneye gittik. Anlattım. Senin iğnenin sinirinden gelmiş, dua etki felç olmadın. O andan itibaren komple bacaklık sıkıntı vardı. Şimdi topuktan ayak ucuna kadar uyuşma ve karıncalanma var. Ne yapmalıyım? Halbuki benim de 3 adet fıtık oluşmuş, bir tanesi yırtılmış, patlamış demiş bir evet. izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Çok çok güzel bir soru bu. Hakikaten çok güzel bir soru ve çok sık da karşılaştığım bir problem. Öncelikle burada tüm topluma mesaj vermek istiyorum. Lütfen ağrı kesicileri iğne olarak popodan vurdurmayın. Meslektaşlarıma da sesleniyorum. Mümkünce bunu kaçınmamız lazım. Bizim ağrı kitaplarında, büyük tüm kitaplarımızda yazar. Ağrı tedavisinde kas içine enjeksiyon uygulamayın diye. Bunun gerekçesi şudur. Biz ilacı damardan aldığımızda veya kas içine verildiğinde daha etkili olduğunu zannediyoruz. Ağızdan hap olarak aldığımız oranda. Etkinlik açısından bir fark yok. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Yalnız birinin etkisi bir saatte gösterirken öteki 5-15 dakikada etkisini daha çabuk görüyoruz ya. O yüzden daha etkili zannediyoruz. Aslında toplamda yeterince süre beklersek ve sabırlı olursak aynı etkinliğe sahibiz. Ağızdan alınan ilacın bir avantajı da etkisi daha uzun sürüyor.
Ama kas içine enjeksiyon yapılan daha çabuk vücuttan temizlendiği için etkisi de daha kısa sürüyor. O yüzden kas içine enjeksiyon yapılmasını ağrı tedavisinde önermiyorum. Onun bir takım şartları vardır. Nedir? Ağızdan alamıyordur. Yatalak hastadır. Yutkunma fonksiyonu yoktur. Veya çok acil bir durum vardır. Bu gibi durumlarda da damardan yapmak yine daha iyidir. Kas içine yapmaktansa. Çünkü çok sayıda hastada kas içine enjeksiyon yapılırken özellikle popo ve baldır bölgesi de siyatik sinire denk geliyor. Burada iğnenin kendisinden çok, hani iğne sinire battı, iğne hasar gördü. Hayır. İğne battı sinire, ilacı verdiniz, ilaç sinirin içine girdi ve siniri parçalıyor. Siniri harap ediyor. Bu nedenle sinir hasar görüyor. Ve sinir hasar gördüğü zaman bu tür hastalarda gerçekten hastamızın verilmiş sadakası varmış. Düşük ayak dediğimiz durum oluyor. Ömür boyu ayağı felçli kalabiliyor. Bu sinir hasarına bağlı felç olmasa bile nöropatik ağrı dediğimiz ağrı olabiliyor. Elektriklenme, aniden gelen karıncalanma, yanma, donma gibi nöropatik ağrı dediğimiz ilaçlar var. Nöropatik ağrı dediğimiz durum var. Bunun ilaçları farklı. Standart ağrı kesicileri de normal bir ağrı kesici alırsınız düzelmez. Kendine ait özel ilaçlar vermek gerekiyor. Ve bir yılı geçtiyse bu olay, bir yıldan fazla olmuşsa artık bu durumu kalıcı kabul etmek lazım. Geçici bir durum değil. Ama bir hafta önce olduysa ve problem varsa geçebilme, düzelebilme ihtimali var bir yıl içinde. O yüzden kalçadan enjeksiyonu hiçbir şekilde önermiyorum. Mutlaka hap olarak kullansınlar. Etkisi biraz gecikmeli gelir ama en azından kendilerini riske atmamış olurlar. Bu yüzden iğneden kaçının, ağızdan hap olarak kullanın. Ve siyatik sinir hasarı oldukça sık görüyoruz toplumumuzda enjeksiyona bağlı olarak. İnanmayacaksınız ama iki siyatik siniri hasarlı olan koltuk değneğiyle gelen hastam bile oldu. Özellikle zayıf hastalarda hastanın popo kısmı daha etli değil de daha zayıfsa iğne derine girip siyatik sinire ulaşabilme ihtimali de artıyor. Şey sorayım hocam, mesela benim annemin dizi ağrıyor. Doktora götürdüğümüzde sıvı azalması var dedi ama ameliyat için erken dedi. PRP'yi önerdi ama biz yaptırmadık. Ağrısı da yok çünkü dizinde. Mesela PRP ile ilgili PRP daha ağrıdan yani daha az ağrısı varken mi ya da daha henüz ilerlememişken mi yapılabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tıbbı biz ikiye ayırabiliriz. Kanıta dayalı tıp. Kanıta dayalı olmayan tıp. Kanıta dayalı tıp olabilmesi için bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Oldukça zahmetli, uzun bir süreç bu. Maalesef birçok tedavide kanıta dayalı olmadığı halde dünyada ve ülkemizde uygulanabiliyor. PRP tedavisi gibi tedaviyle ilgili anekdotal yani bir takım bildirimler var ama meta analizlerde veya büyük çalışmalarda faydalı olduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok. Dolayısıyla faydalı mı faydasız mı konusunda bir şey söylemem bir bilim adamı olarak yanlış olur. Ama hiçbir yerden çare bulamayan hastalar belki bunu deneyebilirler. Ama standart tedavilerin mutlaka uygulanması lazım. Tedaviler eksik kalmış olabilir. Bununla ilgili birçok şey var PRP'nin haricinde. Biliyorsunuz toplumumuzda yaygın olarak. Hatta muskada takabilirsiniz, falda bakabilirsiniz. Çeşitli doğa yöntemleri de var ama dediğim gibi PRP tabii ki daha bir fiziksel bir şey. Uygulayan da çok sayıda kişi var. Ozon var buna benzer bir şekilde. Ozon da çok sık uygulanıyor. Hocam sözünüzü kesiyorum. Bir telefonumuz var. İzleyicimiz bekliyor. Gülbeyaz Özdemir İstanbul'dan arıyor. Gülbeyaz Hanım merhabalar. Benim de ayağımda kireçleme vardı. Ikçe oldum. Ameliyat oldum. Ameliyat olduğundan çok rahatsızım. Çok ağrılar yapıyor. Bir onu da konuşacaktım. Evet. Şimdi dizdeki kireçlenme olayında mutlaka sigara içiliyorsa sigara bırakılacak. Kilomuz varsa o kilo verilecek. Sonra onun egzersizleri ve denge çalışmaları var. Onlar yapılacak. Ayrıca bir takım ilaçların kullanılması gerekiyor. Olmazsa dize enjeksiyon
veya dize giden bir takım sinirlerin yakılması. Bu da olmazsa son çare dize ameliyat. Hı hı. Tabii ki gençlik aşısı yok bizde. Vereceğiz de eklem tekrar 20 yaşına dönecek. Bu nedenle oraya protez konuyor. Protez de genellikle 65 yaşında tercih ediliyor. Daha erken değil. Çünkü takılan protezin de bir ömrü var, yaklaşık 15 yıl gibi. O yüzden daha da erken takmak istemiyorlar. Her ameliyatta %100 başarılı olacak diye bir şart yok. Burada tabii ki ustalık, el işçiliği, hastanın bünyesi gibi veya komplikasyonlar gibi birçok faktör rol oynayabilir. Ama ameliyatların da tabii ki %80-90 gibi bir başarı oranı var. Ameliyat olduğu halde diz ağrısı geçmeyen hastaların ise algoloji bölümüne görünmesini öneriyorum. Gülbeyaz Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hocam, bir izleyicimizin yine bir sorusu var ama reklamlardan sonra devam edelim isterseniz. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar görüşmek üzere. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Hocam, bir izleyicimizin bir sorusu vardı, onu okuyalım isterseniz. 3 adet MR, 2 adet EMG çektirdim. Fıtık iyileşme modunda, parmaklarda güç kaybı mevcut. Fakat ayağımdaki uyuşma, üşüme ve karıncalanma devam ediyor demiş. İzleyicimize teşekkür ediyoruz. Evet, tipik bir bel fıtığını tarif ediyor anladığım kadarıyla. MR takibi ve EMG'ye göre de tanık olmuş. Belki kendisine ameliyat önerildi, kendisi kabul etmedi diye farz ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Tabii ki ameliyattan önce başka tedavi seçeneklerini değerlendirmek lazım. Fıtıkta zaman içinde fıtık küçülebilir de, kuruyabilir de, sinire olan bası azalabilir veya daha da büyüyebilir. Ayakta kısmi felce kadar da ilerleyebilir. Hangi yöne gideceğini önceden bilmek mümkün değil. Fıtığı oluşturan sebep eğer ağırlıksa, ağırlığa bağlı olarak yerinden, çünkü basınç da çıkıp sinire bası yapıyor, kilo vermeyi mutlaka öneriyorum. Kilo verilecek, sigara kesilecek, bunu yine öneriyorum. Tedavi olarak ne yapabiliyoruz? Ameliyatsız tedavi olarak elimizdeki seçenek şu bir tanesi. Fıtığın olduğu yere görüntüleme eşliğinde özel bir iğne ile girip sinir köküne, oraya ödem giderici ilaç veriyoruz. Dolayısıyla oradaki tüneldeki darlık, sinirin geçtiği tüneldeki darlık giderilmiyor. Yine dar. Sinir yine sıkışıyor. Ama sıkışan sinir ödemleniyor, şişiyor. Şiştiği için daha da boğuluyor. Bizim verdiğimiz ilaç sinirin ödemini alıyor. Dolayısıyla hastalarımız rahatlayabiliyor. Ayağındaki uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, elektrik çarpması, uyuşukluk giderilebiliyor. Bu genellikle 3 kereye kadar tekrarlayabiliyoruz. Bazı hastalarımız bazılarımız birkaç seanstan sonra rahatlayabiliyorlar. Eğer enjeksiyonla rahatlamazsa, bu sefer de diskin içine yine özel bir iğne ile girip diskin içini buharlaştırabiliyoruz lazerle. Yani diskin fıtığını değil, fıtığın kaynağını kurutarak ağrıyı azaltabiliyoruz. Bu da başka bir yöntem. Tabii ki son çare olarak da ameliyat var. Sonuçta hastamızın anladığım kadarıyla takipte ama tedavisi de yeterli değil diye düşünüyorum. Evet. Bir tanesi yırtılmış ve patlamış diyor. O olabilir. O normaldir. Hepimizde olabilir. Bazen patlar, yırtılır ama ağrınız olmaz. Çünkü sinire bası olmuyordur. Bazen de MR'ınız normal çıkar ama çok güzel bir fıtık hikayesi verirsiniz doktora. Çünkü MR'lar genellikle yatarak, genel değil hep, yatarak çekildiği için o sırada fıtığın hacmi biraz küçülür. Ayağa kalktığımızda ağırlıkla balonlaşma artar ve sinire bası daha da artar. Zaten hastalar yatınca rahatlıyordur, ayağa kalkıp yürünce ağrısı artıyordur. Evet. O sırada fıtık daha büyüktür. Bu sırada MR bunu kaçırabilir. Hocam, ağrı tedavisinde amaç nedir? Bu amaçlara ulaşmak için hedefleriniz nelerdir? Evet, şimdi hastamızla konuşurken önce hastamızı tanıyoruz. Hastamız bizi tanıyor. Ne yapabiliriz? Problem nedir? Ne tür tedaviler var? Gerçekçi olmak lazım. Nasıl bir gerçeğe ulaşmamız lazım? Hastaya amacını nedir? Onu soruyoruz. Ne kadar olursa rahatlarsın. Bizim öngörümüz nedir? Bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Yani
bazen durum o kadar problemli, o kadar karmaşık olabiliyor ki hastamızın ağrısı 10 üzerinden 10 ağrısı mesela. Bizim amacımız orada sıfıra indirmek değil, ağrının şiddetini 3'e indirmek olabiliyor. Yani hastayı rahatlatmak amacımız da olabiliyor. Tabii ki bu bir süreç. Tek seferde yapılan bir durum değil. Devamlı takip gerekiyor. Her görüşmemizde ağrı skorunu daha da düşürmeye çalışıyoruz. Ve belli bir gerçeğe yönelik bu çalışmayı yapıyoruz. Hayaller kurmuyoruz. Hedef sizin ağrınız şu anda şu. Şuna ulaşmaya çalışacağız. Siz ne düşünüyorsunuz diye hastamızın da fikrini paylaşıp bir ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam biraz da bel ağrılarından bahsedelim. Bel ağrılarında neler yapıyorsunuz? Tedavi yöntemleriniz nelerdir? Evet, bel ağrıları oldukça sık görülüyor. Evet. En sık gelen hasta gruplarımızdan birisidir bel ağrıları. Çoğu zaman mekanik bir ağrı oluyor bel ağrıları. Bunu sık görüyoruz. Bazen kilitlenme tarzında oluyor. Yataktan bile kalkamayabiliyorlar. Bazen bel fıtığı falan da bu tür rahatsızlıklar da olabiliyor. Bazen kalça ağrısı bele yansıyabiliyor veya iç organ ağrıları bele yansıyabiliyor. Ama en sık gördüğümüz belin direkt eklemlerinden, bağlarından kaynaklanan bir ağrıyı daha sık görüyoruz. Bu hastalarda tedavi zaten genellikle ilk tedaviler yapılmış oluyor. Aman belim ağrıdı, ben hemen bir algolojiye gideyim demiyorlar. Kapı kapı dolaşmış oluyorlar. En son bize geldikleri için de zaten birçok tedavi denenmiş oluyor. Birçok tedavi denenmiş olduğu için de biz direkt girişimsel tedavilere başlamak zorunda kalabiliyoruz. Belde ağrıya neden olan yere enjeksiyon yapılabiliyor. Ve o bölgedeki ağrıya neden olan küçük kılcal sinirleri yakabiliyoruz. Aynen dişteki kanal tedavisi, dişin sinirinin alınması gibi. Problem orada ama ağrısını hissetmiyor. Zaten yatakta hiç kalkamayan, ağrıdan kalkamayan hastaya işlemi yapıyorsunuz. 5 dakika sonra ayağa kalkıp yürüyebilir hale geliyor. Evet, o kadar dramatik etki elde ediliyor. Çok iyi. Baş ağrılarında neler yapıyorsunuz hocam? Biraz da baş ağrılarından bahseder misiniz? Genel ağrılar demiştik bugün. Evet, baş ağrılarında o da çok sık görülen, çok sık görülen bir durumdur. Algolojiden çok nörolojiye daha çok gider baş ağrıları. Nörolojideki ilaçlardan ve tedavilerden fayda görmezse o zaman algolojiye gelirler ve birçok ilacı da denemiş olurlar. Baş ağrısı deyince tabii bu baştan kaynaklanan başın kendi fonksiyonel rahatsızlığı da olabilir. Başka ikincil hastalıklardan dolayı da baş ağrısı olabilir. Buna göre de tedavi değişebilir. Ama bizim en sık gördüğümüz baş ağrıları tabii ki migren. Gerilim tipi baş ağrısı da var. O daha az görülüyor. Yani daha çok görülüyor da bize daha az geliyor. Çünkü ağrı şiddeti daha fazla olmuyor. Nadiren küme baş ağrısı görebiliyoruz. Trigeminal nevralji görebiliyoruz ama en sık gördüğümüz migren. Migremde atak tedavisi uygulanabiliyor. Koruyucu tedavi uygulanabiliyor. Yani ağrınız çok sık gelmiyorsa ağrı kesici kullanıyorsunuz. Onun dozu ve nasıl korunuruz onları öğretiyoruz. Koruyucu tedavide ise başa çıkılamayan ağrı, her gün ağrı oluyorsa o zaman da koruyucu ilaçların düzenli olarak alması gerekiyor. Tabii ki tedaviler ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Botoks tedavisi uygulanabiliyor. Evet. Botokstan fayda görebiliyor hastalarımız. Benzer şekilde migren aşısı var ayda bir vurulan. Migren aşısı olabiliyor ayda bir düzenli olarak korunmak için. Migrene yol açabilecek sebeplerin bulunup ayıklanması yine tedavide uygulanabiliyor. Tabii ki migren aşısının hapları da yolda. Onlar da geliyor. Onları da uygulayabiliriz. Çok güzel. Migrende genellikle bu tedaviler uygulanıyor. Ama girişimsel tedavi olarak genellikle botoks tedavisini uyguluyoruz. Peki, nöropatik ağrı nedir hocam? Örnekler verebilir misiniz bize? Evet. Şimdi bizim gündelik yaşantımızda bildiğimiz ağrı nosiseptif ağrı dediğimiz ağrıdır. Yani elimizi yaktığımız zaman, iğne battığı zaman, elimize bir asit döküldüğü zamanki ağrı nosiseptif ağrıdır. Bu çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri tanıdığımız ağrıdır. Bir de tanımadığımız, bize garip gelen bir ağrı vardır. Nedir bu? Karıncalanma, iğnelenme. Uzun süre oturunca ayağınız bir karıncalanır ya, evet. Onu düşünün mesela, ona benzer. Veya elektrik çarpması gibi bir takım ağrılar olabilir.
Bunlar nöropatik ağrıdır. İkisinin kaynağı farklıdır. Normal ağrıda ağrının kaynağı dokulardır. Kas dokusu olabilir, kemik dokusu olabilir, damarlar olabilir. Yani vücutta sinir harici dokulardan kaynaklanan ağrı bize normal ağrıya yol açar bizde. Ama sinirin kendisinden kaynaklı bir problem varsa o zaman biz buna nöropatik ağrı diyoruz. Bu neden önemli? Nöropatik ağrı ile bizim sıkça karşılaştığımız ağrının tedavisi farklı. Nöropatik ağrıya örnek vermek gerekirse en tipik örneklerinden birisi trigeminal nevrajidir. Evet. Bu bir nöropatik ağrıdır. Veya zona ağrısı nöropatik ağrıdır. Kesilmiş uzuvların ağrısı, fantom ağrısı yine bir nöropatik ağrıdır. Bel fıtığı ağrısı karışık tip bir ağrıdır, mix tiptir. Hem nöropatik ağrı vardır hem diğer ağrı vardır. İki ağrı birden vardır. Nöropatik ağrı genellikle atlanıyor, unutulabiliyor, akla gelmeyebiliyor ve yanlış tedavi edilebiliyor, eksik tedavi edilebiliyor. Tedavisi de tamamen farklı nöropatik ağrının. Çok fazla nöropatik ağrı var. Ben bir şimdi aklıma geldi. Diyabet hastaların ayaklarında görünen yanma, karıncalanma, onlar da nöropatik ağrıdır. Bir de kireçlenmeye bağlı ağrılar var hocam. Bu tarz ağrılarda neler yapıyorsunuz? Evet, kireçlenmeye bağlı ağrılar en sık dizde ve kalçada görünüyor. Daha sonra belde ve omuzlarda da olabiliyor. Ama ağırlık en çok nereye biniyorsa orada daha çok görüyoruz. Bu yaşa bağlı olabiliyor. Bir de kolaylaştırıcı sebepleri zaten programın başında da size söyledim. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bir takım özel egzersizleri var. Onları yapmak gerekiyor kireçlenmede engellemek için. Kireçlenmede egzersizler ve gündelik yaşantımızı düzene koyduktan sonra diz içine enjeksiyonlar yapılabiliyor. Bu enjeksiyonlar içinde özel maddeler oluyor. Dizin kayganlığını ve ağrısını azaltmaya yarayan bunları kullanmak gerekebiliyor. Dize veya kalçaya giden veya omza giden bir takım sinirlere müdahale etmek gerekebiliyor. Sinirleri destrüksiyon dediğimiz harap ederek ağrıyı azaltma yöntemleri de var. Birçok yöntemimiz var yani. Evet. Hocam bir telefonumuz var. Mahmut Alkan Balıkesir. Mahmut Bey merhabalar. Merhaba. Buyurun Mahmut Bey, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Benim bir soru, şikayetim. Tabii buyurun. Evet. Alnımın üst tarafı, kafamın ortasında ağrı var. Nasıl bir ağrı? Tarif edebilir misiniz? Zonklama tarzında mı? Hocam öksürdüğüm zaman, hapşırdığım zaman böyle ağrı yapıyor kafamın ortası. Ne kadar zamandır var? 12-13 günden beri aldım, randevu aldım. Hı hı. Ayın 19'unda beyin cerrahiden randevu aldım. Bu yeni bir ağrı mı? Daha önceden de bu ağrılar oluyor muydu? Olmuyordu. Yalnız tansiyonum da düşük benim. Evet, şimdi bu yeni bir ağrı olduğu için, daha yıllardır var olan bir ağrı olmadığı için kırmızı bayrak sınıfına girebiliyor. Dolayısıyla mutlaka doktor tarafından incelenmesi gerekiyor. Bir an önce randevu ayarlanıp doktorun görmesinde fayda var. Eski bir ağrı değil, yeni bir ağrı. Bunu incelemek gerekiyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Hanımın da benim boyun fıtığı var. Kampüse gittik, Balıkesir Üniversitesi kampüse. Kök hücresi yaptı 3 defa. Ne yapmıştı? Boyundaki yırtık var, ağrı geçmiyor bunun. Evet. Kollarında uyuşkunluk var. Evet, şimdi burada boyun fıtığında ameliyat önerildi mi size bilmiyorum. Ama evet, ameliyat öncesinde... Kök hücre geçmezse dedi, 3 defa kök hücre yaptı. Ameliyat söyledi ama ben ameliyata karşıyım. Evet. Şimdi fıtığın büyüklüğü de önemli tabii ki. Yaptığı hasar da önemli. Oraya bir enjeksiyon yapılması gerekiyor. Sinir köküne. Rahatlama olup olmadığına bakılması gerekiyor. Olmazsa başka bir algoloji polikliniğinde gösterirseniz faydası olacaktır. Eğer oradan da fayda görmezseniz mutlaka ameliyat olması gerekebilir. Hocam fizik tedavi nasıl yöntem? Efendim? Fizik.
Fizik tedaviye göndersem hanımı. Fizik tedavi de mutlaka öneriyoruz zaten. Eğer o ihmal edildiyse onun da mutlaka yapılması lazım. İşte ben fizik tedavi öneriyorum. Ameliyatlara karşıyım ben. Evet. Zaten bir zamanlar özür dilerim. Bir zamanlar ben de düştüm. Omuzumda yırtık oldu. Dedi doktora gittim. Ameliyat dedi. Olmayacağım dedim. Böyle fizik şeyle kendi hareketlerimle yırtığı yenmişim. Evet, omuz yırtığı farklı bir şey. Boyun fıtığı farklı. Siz iki ayrı bir problemden bahsediyorsunuz. Omuzdaki yırtıklar da tam yırtık olabilir. Tam kopma şekli ki o iyileşemez. Veya kısmi bir yırtık vardır. O zamanla kendini onarabilir. Sanırım sizinki kısmi bir yırtıktı. Evet. Öyle tamam, diye tahmin ediyorum. Hocam. Ama eşinizde anlattığınız durum boyun fıtığı dediniz. Ya omuzda şişme, yırtık bunu mı? Bunu boyunda şişme de yapıyor hocam. Hayır, boyundan mı kaynaklanıyor, omzunda mı yırtık var eşinizin? Omuzunda. Şu omuz var ya, omuzun boyu eseye doğru giden yerde şişme. O zaman şöyle söyleyeyim. Boyun fıtığından önce omuzu incelemek lazım. Omza müdahale enjeksiyon yapmak lazım. Omza enjeksiyon yaptığımızda ağrısı geçiyorsa tamamen, zaten geçmiyor. Problem fıtık değildir. Fıtık, yani fıtık işte yapıp kök hücre yaptı. Evet. İlaç verdi. Şöyle söyleyeyim. Boyun fıtığı olması ağrının oradan kaynaklandığı anlamına gelmiyor. Zaten toplumun %20'si 40'ında fıtık vardır. Hiçbir ağrısı yoktur. Ağrının kaynağı başka bir yerdeyse, fakat biz MR'da fıtık görürse yanlışlıkla fıtığa bağlayabiliriz. O yüzden çok dikkatli bir muayene ve başka yerdeki ağrı kaynaklarında yok edilmesi gerekiyor. Veya test yaparak ağrının giderilmesi gerekiyor. Mesela boyunda fıtık var. Ama ben ağrının omuzdaki yırtıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Oraya işlem yaptığımda 5 dakika içinde ağrı geçerse omuzdan kaynaklanıyor. Geçmezse boyun fıtığından. Böyle testler var. Bunları uygulamak gerekiyor. Öyle bir şey oldu mu sende? 5 dakika. Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hocam girişimsel tedaviler olarak neler yapıyorsunuz? Çok sayıda işlem var. Hastaya göre, hastalığa göre. Basitinden tabii ki girişimsel işlem yapmak istemiyoruz başta. İlaçsız veya ilaçlı tedavimiz var mı? Onlar varsa uyguluyoruz. Yok onlardan cevap almıyorsa hasta, o zaman girişimsel tedaviler uygulayabiliyoruz. Bunlar neler olabiliyor? Bir iğneyle basit enjeksiyon olabiliyor. İlaç verilmesi olabiliyor problemli bölgeye. Veya bir sinirin radyo frekans ile, radyo dalgaları ile yakılması olabiliyor. Veya olay daha büyükse, ortada sinir demetleri varsa, bir sinir değil de çok sayıda süpürge sapı gibi düşünün. Çok sayıda sinir varsa oraya kimyasal olarak bir takım maddelerle sinirlerin yakılması uygulanabiliyor. Yine ağrı pompaları takılabiliyor omuriliğe, karın içine. Bu basit port şeklinde basit bir cihaz olabiliyor veya bilgisayarlı sistemler olabiliyor. Omuriliğe ağrı kesici ilaç gönderebiliyor. Bu vücudun içinde gömülü oluyor. Dışarıda bir şey yok. Biz belli aralıklarla ilaç deposunu dolduruyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir geliyor. İlacını dolduruyoruz, gidiyor. Ağrısız yaşam sağlıyoruz. Çok ileri düzey hastalarda. Veya sinir stimülatörü dediğimiz yine ameliyatla yerleştirilen ağrı giderici cihaza var. Bu yine vücudun içine yerleştirilebiliyor. Çok fazla dediğim gibi işlem var. Mesela bir trigeminal nevralji'de şiddetli yüz ağrısında radyo frekans uygulayabiliyoruz. Veya pankreasında kronik pankreatit olan veya pankreas kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri olup ağrısı olan hastalarda sırttan girip oraya giden sinirleri kimyasal olarak yakabiliyoruz. Yine belde ağrıya sebep olan küçük sinirleri yakabiliyoruz. Çok sayıda işlemimiz var. Peki ağrı tedavisinin haricinde başka tedavilere de gerek kalıyor mu hocam? Evet, ağrı tedavisi haricinde başka tedaviler de gerekiyor. Yalnızca ağrıya odaklanırsak yanlış oluyor. Bu iki şekilde önemli. Bir, hastanın ağrının beraberinde getirdiği depresyon, anksiyete varsa hastaya güven verici bir şekilde
yardımcı olmak ağrının azalmasına yol açıyor. Verdiğimiz ilaçlara bağlı problemler olabiliyor. Tamam, ağrıyı kesiyoruz ama ilaçların yan etkisi olabiliyor. Kabızlık olabiliyor. Buna müdahale etmemiz gerekiyor. Uyku hali olabiliyor. Uyku halini yok edici yanına ilaç eklememiz gerekiyor. Kabızlık olursa kabızlığı gideren ilaç eklememiz gerekiyor. Diyare olursa, yani ishal gibi problem olursa bunun ilacını vermemiz gerekiyor. Veya aşırı uyanıklık oluyorsa gece rahat uyumasını sağlayan yine bir ilaç vermemiz gerekiyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı yaşıyorsa hareketliliğini sağlayacak, ayağa kaldıracak, yürütecek şekilde bir yöntem belirlememiz gerekiyor. Yalnızca ağrıyı değil, hastanın yaşam kalitesini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yalnızca ağrıya odaklanırsak hem tedavi şansımız azalır, hem hastamızın ağrısı azalsa bile diğer problemler hastamızı çok rahatsız edebilir. Evet. Peki hocam, hepimizin istediği ağrısız bir yaşam mümkün mü? Evet. Şöyle söyleyeyim. Ağrı faydalı bir şey. Gerektiği kadar. O evet. Olmalı. Ama devamlı bir ağrı varsa bu faydalı değildir. Zararlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Zaten faydalarını da programın başında size anlatmıştım. Bu yüzden ağrı tedavisi mutlaka gereklidir. Ağrısız yaşam mümkün mü? Mümkündür. Sizin sayenizde. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Bir kere pes etmemek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Bazen biz şunu istiyoruz. Yani markete gittiniz, bir tane içecek bir şey istediniz, aldınız, bitti. Bu kadar basit. Ama bizim mesleğimizde öyle değil. Uğraşmak gerekiyor. Zaman ayırmak gerekiyor. Bazen bir hastamız geliyor, tedavi veriyoruz. İlk seanstan sonra o kadar mutlu ki hiç ağrısı kalmıyor. Çok güzel. Bazen de bir hastamız geliyor, tedavi veriyoruz, fayda görmüyor. İkinci tedavi, üçüncü tedavi, uğraşmamız gerekiyor. Ama elinde sonunda fayda görüyorlar mı? Görüyorlar. Fayda görmeyen hastamız oluyor mu? Oluyor. Bunu da söyleyeyim ama biz pes etmiyoruz. Hastamız pes edebiliyor. Daha tüm tedavi seçeneklerimizi tüketmemiş oluyoruz çünkü. Çok sayıda seçeneğimiz var. Daha 1, 2, 3'ü deniyor. Tamam diyor, ben artık fayda görmeyeceğim diyor. Belki bize karşı güven kaybı yaşıyor olabiliyor. O yüzden başarısız olduğumuz çok az sayıda hastamız var. Onlar da genellikle tedaviyi erken bıraktıkları için, pes ettikleri için. Ağrısız yaşam mümkündür. Mutlaka inanmak ve tedavi için ısrar etmek gerekiyor. Evet. Son olarak ne eklemek istersiniz hocam? Evet. Sanırım süremiz bitmek üzere. Evet. Son olarak ağrı karmaşık bir durum. Birçok sebepten dolayı olabiliyor. Herkese farklı bir şekilde de görünebiliyor. Çok araştırmak lazım. Üzerinde uğraşmak lazım. Ağrısız yaşam mümkündür. İyi merkezlere giderseniz mutlaka hastalarımız algoloji polikliniklerinde fayda görecektir. Hocam, geldiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu ve ağrısız bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.